İşleyişsizlik bizimki. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Amerika'ya gitti film. Yani bütün dünyada insanlar da böyle beni keşfediyorlar. Bu kız kim? Seni yani belgesel oldu. Konser için böyle çağırıyorlar. Yani bütün Peki dünya. bu kadar satıyor inşallah şimdi bu akşam Peri. İstanbul'u seçtiler. Yani Antalya bölgesinde turizmde çalışıyorum. Kaç yıl olaraktan. 10 yıldır turizm sektöründe çalışmaktayım. Bu bölge genelde %99 turizmle geçiniyor. Her sezon aynı şartlarda alınıyoruz. Mart aylarıyla Nisan aylarında işbaşı yapıp 6 ay çalışıyoruz. Diğer kalan dönemlerde evde beklemekteyiz yani çalışmıyoruz. Bugünlerde iş görüşmesi yapmaya çalışıyoruz. İş aramakla vaktimiz geçiyor. Çünkü iş sezonunun şu an hareketli olduğu bir dönem. En uzun çalıştığımı düşünürsek 8 ay çalıştığımı farz edersem ev kiram var. Yemem içmem, sağlık sorunum. Eğlence bizim hayata biraz daha uzak kalıyor tabii ki asgari ücretle geçindiğimiz için. Eğlence bölümünü biraz daha erteliyoruz. Yeri geldiğinde sağlığımızı bile ertelemek zorunda kalıyoruz geçinebilmek için. Şu an çalışmadığım için çok bir aktivite yapamıyorum. Arkadaşlarımızla oturup bir kafede bir çay içmek bile bana artı maliyet olaraktan geliyor. Onun için çok bir sosyal hayatımız yok. Gezelim ya da biz sinemaya gidelim, tiyatroya gidelim. Hani normal insanın istediği yaşam şekli bu şekilde olması lazım. Hani diğer insanlar gibi biz de niye bir sinemaya gidemiyoruz, tiyatroya gidemiyoruz diyerekten. Ama maalesef ekonomi kısıtlıyor. Her yerden bir şekilde kısıtlıyor. Televizyon izleyebiliyoruz. Kendi ev içindeki aktivitelerimizi, kitap okuyoruz, okumaya çalışıyorum. Hayatı takip edebilmek için. Bazen bu bile yeterli geliyor bana. Yani hiç değilse insan olduğumun farkına varıyorum. Başka insanların yaşamlarını da göz önünde tutaraktan. Bir halim var. Turizmde bir işletmede yönetici olarak çalışmak isterim ama şart her şeyin insanların bütün yasalaklarıyla beraber emeğinin karşılığını karşılayabilecek bir şekilde. Bir de sürekli.